Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimize öğrencilerimizden Ayşe de bizimle birlikte olacak. Dersimize katılacak. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk hocam. Evet Ayşecim, bugünkü dersimiz el mef'ul ya da el mef'ul li ecleh. El -leh ya da el mef'ul li -ecli". Peki önce bir bakalım. El mef'ul ne demek? Şurada aşağıda el kaide kısmında el mef'ul leh'in tanımını veriyor kitabımız bize. Bir okuyalım. El mef'ul leh ya da el mef'ul li eclih ikisi de aynı anlama geliyor. Yani el mef'ul leh de diyebilirsiniz, el mef'ul li eclih de diyebilirsiniz. Masdarun. Ha bir mastarmış. Peki ne nasıl bir mastar? Mansubun. Mansup bir mastar. Yılkaru ba'de'l fiil. Fiilden sonra gelen bir mansup mastarmış. Peki niçin geliyor bu? li beyani sebebi Yani fiilin şu vuku'ihi dediğindeki bu zamir fiile gidiyor Ayşe. Tamam mı? Yani, ya, yani, şöyle fiilin meydana gelmesinin sebebini bildiren bir mastardır. Yani limaza sorusunu nasıl cevabı Aynen, aynen. Yani limaza sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap bize mef'ulün li ecli ya da mef'ulün leh verecektir. Peki, Ayşe bir şey hatırladı mı bilmiyorum. Bak, mastar mansup. Sana bir şey hatırlattı mı? Yani mansup bir mastar geldiğinde başka ne olabiliyordu? Mefulu mutlak olabilir. Ha, mutlak. Güzel. Şimdi, e, buradan bir örnek verelim. Bir önceki dersimizde değil mi? Mefulü mutlak evet. gelmişti. Mesela diyelim ki e, Balebe. talebe Evet. Talebe istedi. At-talibu. Öğrenci istedi. Taleben. Şimdi Ayşe buradaki taleben nedir? Mesela mutlak olur. Ha, niçin? E, çünkü e, fiilin aynı, aynı, kökünden, gelmiş. Ha, fiilin aynı kökünden gelmiş. Fiilin aynı kökünden gelmiş olan bir mastar. Evet. Peki ben şimdi şöyle desem. Ben şöyle desem. Vehebe hı hı. at-talibu. Öğrenci gitti. Peki taleben yine aynı şekilde bak mastar geldi. Zehebe hmm. talibu taleben mesela lil hı hı. şeklinde bir cümle kullansam. Zehebe talibu taleben lil ilmi. Hı hı. Buradaki taleben kelimesi ne olur? Bir kere mefulu mutlak olmaz çünkü Tabii ki. fiilden gelmemiş. Güzel fiilin de... aynı kökünden gelmemiş. Peki ne olabilir o zaman? Biraz önceki e, okumuş olduğumuz <laughs> tanımda mastar diyordu. Mastar ve mansup bir mastar görüyorsun. Hı, hı. Aynı zamanda fiilin niçin sebebini bildiren bir mastar. O zaman nedir bu? Mefulun lezli. Buradaki mefulun leh ya da mefulun lezli şeklinde gelmiş oluyor. O zaman Ayşe sana güzel bir ipucu vereyim. Cümle içerisinde şayet mansup bir mastar görüyorsan. Hı hı. Bak cümle içerisinde mansup bir mastar görüyorsan. Ve fiilin aynı kökünden gelen bir mastar değilse o. Mef'ulün liyeclihtir. %90 mı hocam %100 mü? Yani takriben %100 diyelim. Tamam mı? Tamam. %100 diyelim. Yani bazen mastar gelir ama sen onun mansupluğunun başka bir şey olduğunu başka bir kelimenin mastarı olabilir. Dolayısıyla yani neredeyse mastar mansup olarak geliyor da fiilin aynı kökünden gelmiyorsa tamam mı bunu yazabilirsin. <laughs> Eğer fiilin aynı kökünden gelmiyorsa o mef'ulün liyeclihtir. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela diyelim ki e, ragibe arzu etti istedi manasında olabilir. Ragibe e, e, mesela ragibe at-talibu ragbeten ragbeten Evet şimdi bu ragbeten kelimesi ragibenin neyi olmuş oluyor? Mefulun mef mutlak. Mef mutlak. Evet mi? fiilin aynı kökünden geldiği için bu mefulun evet. mutlaktır. Peki şöyle desem. Sefara Sefer'a yolculuk yaptı. Attali bu öğrenci rağbeten. Bakın. Rağbeten. Rağbeten lil ilmi diyelim yine. Öğrenci ne yaptı? Ee, yolculuk yaptı. Rağbeten lil ilmi. İlme ilmi arzu ettiğinden dolayı. O zaman mef'ulun leh. Mef leh şeklinde gelmiş oluyor. Bakın burada taleben gelmiş ama burada taleben mefulün mutlak. Burada taleben mef'ulun leh. Burada rağbeten mef'ul mutlak. Burada ise mef'ulun Peki mef'ulun le sadece böyle mastar şeklinde mi gelir? Hayır. Mesela yine bir örnek başka bir örnek yazalım. Mesela diyelim ki kâme attullâbu öğrenciler kalktılar. Fail burada ihtiramen 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 lil üstad diyelim lil Bak, Bakın ihtiramen ne burada? Mefulun leh olur. Mefulun leh. Bak masdar. Bakın cümlede masdar. Mansup olarak gelmişse, fiilin aynı kökünden değilse biz buna ne diyebilirdik? Biz buna mefulun leh diyebiliriz. Güzel. Peki sadece böyle masdar şeklinde mi geliyor? Hayır. Şöyle de gelebilir. Hafi cer şeklinde de gelebilir. Bu maslara bir hafi cer de ekleyebiliriz. Mesela diyebiliriz ki talibu attalibu lihtirami lihtiramil üstadi. Mesela hocaya saygı duymasından dolayı <laughs> şeklinde ifade edebiliriz. Tamam mı? Bak bu da li ile gelmiş. Dolayısıyla bu da masta, şey e, mef'ulun mef li eclihtir. Anladım. Peki <laughs> daha hatırlarsan daha önce biz muzari fiillerin başına gelen nasbeden edatlardan vardı hani hatta evet gibi. key gibi hatta gibi. gibi ondan sonra li la ta'lil dediğimiz la değil mi Hı -hı. yani o şekilde de gelebilir mi gelebilir. evet gelebilir evet. mesela diyelim ki qame attulabu key key yahteri me. me yok o öğrenciler olduğuna göre ona dönen bir zamir olacak yahtarima yahtimmu izli tabii Ay, nun evet. düşüyor tabii ki burada nun düşüyor Niçin? çünkü key nasbeden eden bir edat olduğundan dolayı burada mı düşürüyoruz. İşte ke yahterimu şeklinde ifade ediyoruz. Evet, konuları tekrar geçmiş konuları tekrar etmek gerekiyor. Peki key yahterimu gelebildiği gibi hatta yahterimu ya da li yahterimu şeklinde ya da li key yahterimu şeklinde, de, ya yahterimu şeklinde şeklinde de, de, de gelebilir. gelebilir. Yani buradaki key yahterimu ya da hatta yahterimu li yahterimu li key yahterimu Yine cümle içerisinde sormuş olsak bir size ne diyeceksiniz? Mef'ulun le'ecli <messizlik> diyeceğiz. Mef'ulun <messizlik> Peki mansupluğu nerede? Nasıl mansup gelebilmiş mi <messizlik> burada? Hayır. hayır. Evet. Mansupluğu öyle gelmez. Bu fiil olduğu için burada mahallen mansup olur. <messizlik> mahallen, mansup. <messizlik> mahallen mansup olacak. Evet. Ama burada mesela ihtiramen dediğimizde zaten mansupluğunu gösterir. Peki lihtirami. <messizlik> Burası li harfi dolayı mecbur olmuş. Peki mansupluğu nerede bunun? Yine mahallen mi Ha, yine mahallen şeklinde gelmiş olacak. Peki şimdi gelelim kitabımıza. Kitabımız tarif etti. Dedi ki mef'ulün leh mastardır. Mansup bir mastar. Yulkaru ba'del fi'il. Fiilden sonra gelir. Libe yani sebebi vuku'ihi. Yani onun sebebini bildiren bildirmek için bildir, e, sebebini açıklamak için gelir şeklinde ifade ediyor. Bizim sorumuz neydi? Limada sorusunu soruyoruz. Bakın irtaraptu. İrtaraptu ben gurbete çıktım diyor. Hı. Taleben lil ilmi. İlmi talep etmek için gurbete Güzel. Çıktım. Yani bu aslında limada sorusunun karşılığı olarak gelmiş taleben. Şimdi tekrar e, edelim. Bu mastar değil mi? Taleben mastar. Cümle içerisinde fiilden sonra gelmiş. Fiilin aynı kökünden mi? Hayır değil Hayır. Yani. Hayır. O zaman ne diyebiliriz biz buna? Mefulun lejli. Mefulun lejli. Le Peki taleben kelimesini şöyle diyebilir miydim? Li talebi el ilmi Tabii diyebilir diyebilirdim. Evet. Yine ay aynı şekilde mef'ul ile olur mu? Olur. De evet olur. Güzel. Diyor ki burada bakın bu cümleyi ve huve cevabun bu bir cevaptır. Nasıl bir cevaptır? Li sualin mukadderin. Takdir ettiğim bir soru. Neymiş o? Ya bir de o bir lime. Lime ile başlayan. Yani limadanın evet biraz da kısaltılmış hale diyelim. Lime veqa'a el fiil. Yani fiilin meydana gelmesi gelme sebebini takdiren sorduğum bir sorunun karşılığı olarak ne yaparım? Buna ver, bunu vermiş olurum değil mi? Evet. Yani niçin gurbete çıktın? İhtarab tut taleben lil ilmi. İlim talep etmek için gurbete çıktım şeklinde ifade ederiz. Peki örneklere bir bakalım. Birinci örneğimizde biraz önceki okuduğumuz örnek var. İhtarab tut taleben lil ilmi. İlim talep etmek için çıktım. Bakın taleben kelimesi nasıl gelmiş Ayşe burada? Mastar olarak olur, gelmiş. Ve Mansup ve mastar olarak olur. gelmiş. Peki. Tümnehu verilir diyor. El mükafeatu. Evet ödüller verilir. Teşciyan. Teşciyan bir mastar mı? Evet. evet. Hangi fiilin masları? Şecca. Güzel. Şecca, yüşecci'u, şecci, teşci'an. Değil mi? Teşci'a şeklinde gelmiş oluyor. Teşci'an kelimesi mansup olarak geldiğine göre fiilin de aynı kökünden olmadığına göre mafrolün leh diyebiliriz. Dimmeda sorusunda karşılığıdır zaten bu. Teşci'an lil Yani ödüller için veriliyormuş? Teşvik etmek için. Kim dedi? Evet. Çeşitli yaratıcı şeyleri yap, yapan ne diyelim mübdi' kelimesi için yani e, ör, örnek belli e, şeyleri ortaya koyan e, kişiler için verilmiş olan e, verilmesi için onlara verilmesi için bir e, e, mükafatlar yani ödüller veriliyormuş. Hocam peki lil mubdiin -mubdi bu kelimesinin... liha gelmiş. Mubdiin kelimesi ise mecrur olarak gelmiş oluyor. Cümledeki yeri? İşte car ve mecrur olmuş car ve oluyor. Tamam mı? Teşciyan kelimesi burada mefrulün li ejli Buradaki lil mübdiin ise e, car جار ve mecrur şeklinde gelmiş oluyor. Harfi cer ve kendisinden sonra da mecrur olarak gelmiş oluyor. Peki hep gelmek zorunda mıdır yani böyle harfi cerli? Gelmek yapı? zorunda değil ama genellikle mastar şeklinde gelirse, mastar yani mef'ulün leh mastar böyle şeklinde gelirse, hı hı. tenvinli mastar şeklinde gelirse genellikle kendisinden sonra harfi cerli bir yapı gelir. Tamam mı? Peki mef'ulün bak nasıl gelmiş burada? E, nekira şeklinde gelmiş hı hı. değil mi? Taleben şeklinde gelmiş. Evet. Her zaman böyle nekira şeklinde gelmez. Bazen muzaf olarak da gelebilir. Hı hı. Bakın burada es'elu üstadi hocama soruyorum diyor. Kasden lil diyebilirdi ama öyle dememiş. Kasdel ma'rifeti. Bakın muzaf muzafun -um ile şeklinde gelmiş. Ama kast kelimesi mastar mıdır? Mastardır. Evet, vardır. mastardır. O zaman burada yine kast kelimesi mefulün leh'dir. Le Manası nedir o zaman? Evet, öğrenme kastıyla, değil mi? Öğrenme, öğrenme maksadıyla hocama, hocama soru sordum şeklinde ifade ediyoruz. <laughs> i̇kinci örneklerimizde bakın, buradaki örnekte doğrudan mastar şeklinde gelmiş. Ama ikinci örneklerimizde bakın demiştim ki ben buradaki mastarlar li ile de gelebilir demiştim. Görüyorsunuz burada li ile gelmiş. Bir bakalım. İqtarabtu li talabil ilmi ilim öğrenmek için taleben de diyebiliriz. Li talebin de li talebil ilmi şeklinde de ifade edebiliriz. Ya da tumnahul mukafaatu tumnahul mukafaatu teşci'an de diyebiliriz. Li teşci'i de diyebiliriz. Es'alu ustazi kasdal ma'rifa de diyebiliriz. Li kasdil marifeti şeklinde de ifade edebiliriz. Hiçbir anlam farkı olmuyor. Yani. Anlam farkı yok. Evet ikisinde de e, sebep bildir <laughs> sebep bildiriyor ve cevabı e, niçin yaptığının sorusunun karşılığı olarak gelmiş oluyor. Peki şimdi Ayşe bak bu cümlede başka bir şey var. Ne olmuş? Burada burada mef'ulün leh öne geçmiş. Bir şeyler yer değiştirmiş. Yer değiştirmiş. Şimdi normalde hatırlarsan mef'ulün bih fiilden önce gelebiliyor muydu? Hayır, Hayır gelebiliyordu tabii Gele ki. Mef'ulun bih Fiilden önce gelebilir ama Mef'ülü mutlak gelemiyor. Mef'ülü mutlak gelemez. Tabii tamam. güzel. İkisini karıştırdım. Peki Fail fiilden önce gelebilir mi? Gelebilir. Gelemez. Ha, ya, fail değil de müpteda fail Fail. Fail fiilden önce gelemez. Gelirsin, Peki gelirse ne olur? olur? Müpteda olur. olur. Evet. Güzel. Aferin. <laughs> Peki önceki konularımızla çalışıyoruz Ayşe. Şimdi Hocam ön... hep heyecandan. Olsun. Şimdi gelelim Hübben fissaydi cümlesinde Hübben kelimesi bir mastardır. Ve fiilinden, fiilden önce gelmiş. Bak fiilden önce gelmiş. Dolayısıyla bu mastar mef'ulun leh olabilir. Olur yani. Hı. Olur. Hübben fissaydi. Ne demek hübben? Seve, sevmek. 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 Sevmek demek normalde. Bu cümlede manası ne? Sevme, sev için. sevmek için neyi sevdiğinden dolayı fissaydi. Hübben fissaydi. Abcani yani sevmek. avı sevdiğimden dolayı harajtu çıktım şeklinde ifade ediliyor. Ya da ihtiramen leke saygıdan dolayı. Hmm. Bak, kumtu. Aslında bu cümle şöyle de olabilirdi. Kumtu ihtiramen leke şeklinde de olabilirdi bu. Ama bu ne yapmış? Öne geçmiş. Hmm. Peki anlam aynı ama ufak bir farklı aynı. Eğer böyle mef'ulün leh öne geçerse anlamda şöyle bir manada ilave edilir. Sadece hmm. ya da ancak manasında ifade eder. Yani hubben fissaydı haraçtu ne demek? Sadece avı sevdiğimden dolayı çıktım. çıktım. Ya da <laughs> ihtiramen leke kumtuna demek? Sadece saygı göster sana saygı gösterdiğim için kalktım. Evet kalktım manasını ifade etmiş olur. Peki. Bu da aynı şekilde hubben böyle nekira şeklinde gelebildiği gibi li hubbis saydi şeklinde harfi de gelebilir. Ya da ihtiramen de olduğu gibi lihtiramike şeklinde de gelebilir. Tabi böyle gelirse mefruunil eclih mahallen ne olmuş oluyor? Mansup, olmuş, mansup oluyor. olmuş oluyor. Peki Ayşe şimdi tekrar özetleyecek olursak. Demek ki bir fiil cümlesinde e, mansup bir mastar gelirse ve o fiilin kökünden değilse o mastar ne olabilir? Mef'ulün lejli olabilir. olabilir. Peki mef'ulun le. Harfi cer olarak lamı kullanır mı? Evet kullanır. Fakat mastar şeklinde gelmediği halde bazı harfi cerlerde bazı harfi cerlerde mef'ulun li <messizlik> yani sebep bildiren mef'ulun li <messizlik> manasını verir. Onlar da min harfi ceri, bi harfi ceri bir de fi harfi ceridir. Burada min, bi ve fi harfi cerleri mef'ulun li <messizlik> anlamında kullanılır e, ee, Ayşe'cim. Peki şimdi bak kendisinden sonraki elm elem kelimesi bir mastar mı? Evet. Değil. Elem mastar değil. Elem acı demek. Pardon, bir mastar evet. değil. Peki de kelimesi. De bir mastar mıdır? Hayır. Değildir. De nedir? Hastalık. Hastalık demektir. Evet. Peki lira kelimesi bir mastar mıdır? Değil. Evet hiç değil. Lira kelimesi normal bir isimdir. Ama buradaki harfi cerler ne katmış buraya? Bir e, mef'ulün liyej anlamında bir sebep bildiren bir mana katmış. Bak şimdi cümlemize bakalım. Bekel veledu. Çocuk ağladı. Minel elemi. Acıdan ağır. Acıdan ha. dolayı ağladı ha, Bak aslında. ne diyorsun bak burada acıdan ağladı diyorsun yani Hı. acıdan dolayı. Yani burası mefulün li eclih olur mu? Olur. Eh, olur tabii ki. Mahallen Masuptur. mansub olur. Hareketsini açık bir şekilde gösteremeyiz. Peki, metet öldü. Eşşâtu. işte koyun öldü. <laughs> Bi ihe. Ben hastalığı ben Evet, öyle. hastalığı sebebiyle. Hastalığından dolayı öldü manasını ifade ediyor burada. Ya da sucine, hapsolundu arraculu. Arraculu kelimesinin irabı ne olabilir Ayşe burada? E, naibül faildir. Güzel. Çünkü buradaki fiilimiz meçhul bir fiil olduğundan dolayı arraculu kelimesi naibül faildir. Sucine arraculu fiiliratin. Şimdi buradaki fiil daha önce anlamını öğrenmiştik. Fiil bir şeyin içinde manasını ifade ediyor değil mi? Mesela <laughs> el kalemu fil hakive diyoruz. Kalem çantada. Yani burada acaba adam bir liranın içine hapsolunda olur mu mana? Olmaz. Buradaki fiili ratin mef'ulün li anlamını katmış. Değil mi? Yani bir lira sebebiyle 1 hmm. bir liradan dolayı ne yapmış adam? Hapsada. Evet hapse girmiş. Bunların hepsinin sorusu limâdâdır. Limâdâ bekel veled dediğimiz zaman minel elemi dersin. Limâdâ mâtet eşşâtu denildiği zaman de iha dersin. Limâdâ sücinel raculu denildiği zaman fiili iratin dersin. Ve bu fiili iratin ya da bidaiha ya da minel elemi mef'ulün li anlamını katmış oluyor. Peki. Şimdi devam edelim kitabımızda. Bakalım ne diyor kitabımız? Bu anlattıklarımıza binaen. Diyor ki El aslu fil mef'ul El aslu fil mef'ul ile lehte asl olan şey en yekune mansuben. Ne olmasıdır? Mansup şeklinde gelmesidir. Yani mastar mansup olarak gelmesidir. Asıl asıl olan şey mansup olarak gelmesidir. Fakat ve yecuzu caizdir. Carruhu onu mecrur yapmak tabii Tabi mahalle mansup oluyor yine. peki Peki neyle mecbur yapıyorsun? Billami. Lam harfiyle. Alel ekfer. Genellikle. Demek ki mef'ulün li Mastar şeklinde gelmezse. Genellikle nasıl geliyormuş? Lam harfi falan. ceriyle geliyormuş. Evet. Mitlune gibi. İğterabtu li talebil ilmi. Ben ilim talep etmek için gurbete çıktım. Manasını ifade ediyor. Bak taleben demiyorsun da burada li talebi şeklinde kullanıyorsun. Ya da keme yecuzu aynı zamanda caizdir diyor. Cerruhu onu mecrur yapmak neyle? Min b ve fi harfleriyle de ne yapabilirsin onu meçhur evet. şeklinde kullanabilirsin. Ama buradaki min, <laughs> B ya da fi haricinden sonra illaki mastar gelecek diye bir şart yok. Normal bir isim şeklinde de gelebilir. Tamam diyecektim Hocam peki mesela direkt isim getirmek istiyoruz. Hiç mastarla uğraşmak istemiyoruz. Li getirebilir miyiz başına? Yoksa bu Gele, gelebilir. Mi getirebiliriz? Gelebilir ama her zaman o sebep manasını vermez sebep manasını vermez. Yani illaki sebep anlamını vermesi şartıyla ancak li'yi getirebilirsin. Yani beke el veledu lil elem diyebilir miyim? Olma, e, mana olarak ne oluyor? Acı için mi ağladı? Olmaz. Hmm. Mana bakımından olmaz. Peki yani onun e, sebep bildiren manasını ifade etmesi için kelimenin de mastar şeklinde gelebiliyor olması lazım li ile getirdiğimiz zaman. Yani eğer kelime kullanmak istiyorsan min, ve fi'yi kullanabiliriz. Fi harficelerini kullanabiliriz tabi. Peki beka el veledu diyor. Minel elemi verdiğimiz anlam. Mâtet eşşâtu bidâiha ya da sucine racul fiili retin. Bunları açıklamıştık. Devam edelim. Yecuzu caizdir diyor. Takdimul mef'ûli li ecdih. Mef'ûlin öne geçirmek. Takdim demek yani öne geçirmek. Neyin önüne geçiyor? Alâ amilihil fi'il. Yani fiilin önüne geçirilmesi caizdir. Bak yecuzu dediğine göre caizdir. Sevâun ekâne mansuban ister mansub olsun bu. Yani mef'ulün açık böyle mansub bir şekilde mastar şeklinde gelsin. Em ya da mecruran ya da harficer ile kullanılan harficer ile gelsin mecrur şeklinde. Örnek olarak hubben fissaydi ya da lihubbis saydi karayıştı şeklindeki cümlemiz bunu gösteriyor. Bakın mef'ulün lecih fiilin önüne geçebilir. Ama mef'ulü mutlakın mastarı fiilin önüne geçebiliyor muydu? Geçemiyordu. Peki. Gelelim kitabımızda başka ne diyor? Ye'til mef'ulü leh. gelir. Nasıl gelir? Nekiraten. Bir nekira şeklinde gelir. Bak burada örnekte olduğu gibi. Hübben fissaydi. Ev muarrafen bi el. Ya da el takısıyla marife şeklinde gelebilir. Mesela. al Örnek olarak söylemiş. Al muarraf bi el. Evet. El takısıyla marife şeklindeki örneği. İstekale. istakale. Yani. E, istifa manasında manasında Ahmedu Ahmet e, işinden ayrıldı yani manasında. Niçin li Aslında burası attama kelimesi li ile birlikte gelmiş ve buradaki mastar, buradaki mastar marifedir değil mi? El takısıyla gelmiş. Gelebiliyor muymuş yani? Gelebiliyormuş. Çünkü burada ne kira şeklinde de gelebilir dedi. El takısıyla da gelebilir. El takısıyla geldiği zaman genellikle zaten nasıl geliyor? el ile geldiği zaman Bil, lihaf. evet li ile geliyor. Li fil ilmi. ilmi, ilme tamah ettiğinden dolayı, ilim arzu ettiğinden dolayı ne yaptı? İşinden işinden ayrıldı manasını ifade edebiliriz. Ev muzafen ya da muzaf olarak da gelebilir. Yani mef'ulün li ecli muzaf şeklinde gelebilir. Örnek Es'elu üstadî hocaya soruyorum. kastel marifeti. Bak burada nasıl gelmiş? Muzaf, muzafun şeklinde gelmiş. Kast kelimesi burada mef'ulün li ecli olarak ifade edilmiş. Peki. Şimdi Ayşe. Gelelim alıştırmalara. Ayin el mef'ul li ejlih diyor. Mef'ulun li ejlihi göster bakalım diyor. Cümleyi okuyorum. Sefertu. Yolculuk yaptım. İle biladil gurbeti. ellere Taleben lil ilmi. Şimdi bu cümlede. Hah güzel. Taleben kelimesi. Mef'ulun leh. Ya da mef'ulun li ejlih olur. Bak zaten bu cümlede mastar şeklinde gelmiş bir bu var değil mi? Evet. Mansup bir mastar geliyorsa ve fiilin aynı kökünden değilse mefulun lejlittir. Peki fiilin aynı kökündense? Mefulun mutlak. Mefulun mutlak şeklinde gelirdi. Peki. Hocam mefulun mutlakla li gelebilir mi peki? Gelir miydi? Öyle bir şey anlattık mı? Anlatmadım. Anlatmaz. O gelmez. Tam tamam. 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 Peki. U'idde u'idde hazırlanıyor diyor. Ha hazırlandı. Hazel kitab bu derim bedeldir. Ha, evet, bedeldir. Peki haza nedir? E, fail durumunda. Fail olmaz çünkü uidd meçhul bir fiildir. Eee fail. Güzel. O zaman nayibul fail şeklinde gelir. Uidd haza'l kitap. Bu kitap hazırlandı diyor. Li yusâidat tullabe. Öğrencilere yardımcı olması için alil kavâidi. Evet. kavâid. Kavaid. Hangisi burada şimdi? Li yusa'ide. Ha, li Peki soruyorum yusa'idu kelimesi mastar mı? Değil. Değil. Ama ne demiştik biz? Muzari fiillerin başına da li yani la muttaliil hatta ki, li ki gelirse o zaman yine de mef'ulün lejdi anlamını veriyordu Delirmiş. değil mi? Evet. evet. bu da demek ki mef'ulün lejdi şeklinde gelmiş mahallen mansup mansup şeklinde geliyor. Peki tabi buradaki li yusa'i de deriz yine bu fiil mansuptur ama niye mansuptur? Mef'ulün li'den, li'den, dolayı burada li harfi, li harfi geldiği zaman la muttaliil geldiği zaman ne yapar? Muzari fiili nasbeder. Peki harabe kaçtı manasında elqatilu katil ila cihetin mejhulatin khaufan min katli. Evet burada ile leh var mı? Var. Khaufan. Güzel. Kelimesi. Khaufan kelimesi mastardır değil mi? Evet. Ha, mastardır. Dolayısıyla bu mastar otomatik olarak bir cümlede evet man mansup mastar bir kelime görüyor ve fiilin aynı fiilin kökünden değilse biz buna ne diyebiliriz? mef'ulun li diyebiliriz. Ne demek peki burada? Kavfen minel katli. Yani ölümden, öldürülmekten korktuğu, korktuğu için. için meçhul bir tarafa katil kaçtı evet. şeklinde ifade ediyor. Peki. Gelelim dördüncü cümlemize. Kâne eşşuara ne deriz? Eşşuara eş u deriz. Niçin? Çünkü kânenin ismidir. Kânenin ismidir. Güzel. Peki kânenin haberi nerede? Kane şuara u yemdehûne. Mi? De. Yani, kelimesi de kanenin haberi olur. Kanenin haberi olur. Peki mahallen mi mansup yoksa açık bir şekilde... Mahallen on... mansup Tabii ki. Çünkü, Çünkü... fiillerde gösteremeyiz mansup. Güzel. Masup. O zaman yemdahuna kelimesi kanenin haber olarak mahallen mansup gelmiş. Yemdahuna ricalet devleti. Ricale kelimesi yemdahuna kelimesinin mef'ulun bihis olarak gelmiş. Demek ki diyor ki şu şairler devlet adamlarını met ediyorlardı. Bir eşarihim müdaheneten lehum. Mudahen mudahen kelimesi burada nasıl gelmiş Ayşe? Mef'ulun li şeklinde gelmiş. Bak mastar olduğundan dolayı değil mi? Bak fiilde, fiil cümlesinde mastar var görüyorsun. Ve bu mastar nasıl gelmiş? Cümle içerisinde fiilin aynı kökünden gelmeden göre mef'ulun li diyebiliriz. Ne diyor burada? Şiirleriyle devlet adamlarını met Niçin? Mudahaneten Yani onlara böyle onları onlara yalakalık olsun. Onları böyle biraz pofoflamak için şiirleriyle onları met ediyorlar şeklinde ifade ediyor. Peki. Gelelim <laughs> buradan. Bundan sonraki sayfamızda bakalım şöyle. 5. alıştırmada ne diyor? Garasel diyor. Garasel büstaniyu Evet. çift şey bostanla uğraşan çiftçi diyelim burada ya da ne denir böyle ufak e, bostanla uğraşan şeye bostan mı denir? Çiftçi. Çiftçi mi denir peki? Garasel büstaniul eşcara. Demek ki çiftçi ağaçları yani müzari kelimesi çiftçi anlamına göre büsteniyü kelimesi müste el büsteniyü de onun aşağı yukarı muradif olmuş oluyor. El eşcara ağaçları ne yaptı? ektikti ve el ezhara çiçekleri tecmilen lil hadikati. Bu, tecmilen bu, kelimesi. Heh, tecmilen kelimesi cemmele fiilinin güzelleştirmek yani. Güzelleştirmek manasındaki fiilin mastarıdır. O zaman burada mef'ul ile şeklinde gelmiş. Manası bahçeyi güzelleştirmek, güzelleştirmek, için, ağaçları ve çiçekleri ekti manasını ifade ediyoruz. Peki şu eshar kelimesi de matuf oluyor değil Güzel. mi? Güzel. Vav harfi celinden sonra geldiği, vav harfinden sonra geldiği evet. için vav harfi matuf vavul, atıf. Vavul atıf. Vavul atıftan sonra geldiği için buna matuf şeklinde gel diyoruz. Peki matufun aleyh nerede burada? el Güzel. El-Eşcar kelimesinin atufun aleyhidir. Peki, Yahterimu. el Halk saygı duyuyor. El-kanuna. Kanuna. Def'an li'l-zulmi. Nerede def mazdar? Def'an. Def'an def kelimesi o nedir burada? Mef'ulun Mef le'iclisdir. Ne diyor? Yahterimu şabu Yani halk saygı duyuyor. Kanunlara saygı duyuyor. Niçin? Def'an lil zulmü defetmek için. Peki, Kanunlar olmasa, Kim kime dumduma? Peki, Kababa e, tutukladı manasında. Eşşurtiyü burada fail. Ale kavfen min firarihi. Nerede burada mı? <laughs> kavfen kelimesi mastar bak. Masdar evet. Mastar olduğuna göre burada fiilin aynı kökünden gelen mastar olmadığına göre değil mi? Aynı evet. kökten olsaydı ne olurdu? Mesela burası şöyle olsaydı. hafe <laughs> eşşurtiyu kavfen olsaydı o zaman mutlak olurdu. Mutlak Mutlak olurdu. Halbuki burada kavfen kelimesi mefulün li ecri olarak gelmiş. Ne diyor? Kabada şurti yu'alallissi hırsızı tutukladı. tutukladı. Polis. Niçin? Havfen <laughs> evet, min kaçmasından korktuğu, korktuğu, için. için. Güzel. Hocam e, kabada aile aile mi kullanılır? Kabada ala ile kullanılır. Evet burada da kabada ala ile kullanıldığını ifade etmiş olalım. Yusa'idu yardım ediyor. Kim? El ganiyyu zengin. El fakira yardım ediyor. Peki şefkaten aleyhi. Şefkaten Aa, kelimesi. Şefkaten kelimesi. Bak burada mastar. Değil mi? Şefkaten kelimesi cümle içerisinde mef'ulun li ecli şeklinde gelmiş oluyor. Peki şefkat göstermek için mi? Şefkatinden Tabii, dolayı. Şefkatinden bu. dolayı şefkat göstermek için ikisi de aynı sebep bildiriyor. Şimdi gelelim buraya. Çok güzel bir alıştırma bu Ayşe. Eğer bu bunu yaparsak bu konuyu anlamış sayılırız. İnşallah. Şimdi İbn el fara bi mef'ulun li ecli. ile boşluğu doldur diyor. Münasip uygun mef'ulun li ecli ile doldur. Mimma beynil kavseyin parantez kelimelerden. Bakalım. Yüeddi el muslimu el ibadati. Müslüman ibadetlerini yerine getirir. Peki. Şunu bakıyoruz. Üç tane kelime var burada. Öncelikle şu ta'i'an kelimesi bir ismi fail mi? Evet. Bu ismi fail. Mastar olmadığına göre mefrol lejde olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bu olamaz. Peki ne olabilir? Eğer bu gelseydi ne olurdu bu cümledeki yeri? Ne olur, doğru, Bak doğru. unutma. Cümle içerisinde mansup şeklinde gelmiş ismi fail, ismi ful, sıfatı müşabbe gibi kelimeler genellikle hal gelir. <gülüyor> hal <gülüyor> şeklinde gelir. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Dolayısıyla ta'i'an buraya gelmiş olsaydı evet ibadet ederek manasını ifade evet, ederdi. Tamam mı? Peki buradaki ikisi de mastar. Bakın ta'aten kelimesi de mastar. Tav'an kelimesi de mastar. O zaman manaya bakacağız. O zaman manaya bakacağız. <laughs> Güzel. Tav'an kelimesi istemek için olur. Da'aten kelimesi ise İtaf itaat etmek, etmek için olur. Dolayısıyla buradaki Müslüman Müslüman ibadetlerini yerine getir getirir. Niçin? Allah'a Allah ibadet ah, etmek evet, için. Evet güzel. Allah'a ibadet etmek için. Dolayısıyla cevabımız burada da'aten da kelimesi gelmiş oluyor. Peki. İstekbülü'l-vezir. Vezir e, ne yapıyor? Karşılıyor. Karşılıyor. Kimi zayıfuhu misafirini. Şimdi bakalım. Burada master arıyoruz değil mi? Evet. Kerimen kelimesi mastar mıdır? Evet mastar. Kerimen kelimesi e, Ayşe. Hayır, hayır, sıfatı müşebbedir. Sıfatı müşebbedir. Güzel. Evet hocam. Dolayısıyla bu olmaz buraya. Evet. Peki kerame Bak zaten olmaz. tün almış. Evet. Bu zaten olmaz. İkramen kelimesi ise. ikram etmek için. Ee, mastardır. Ikram etmek. Dolayısıyla ikram etmek için. Ona ikram etmek için. Misafirine ikram etmek için onu karşılıyor şeklinde ifade edebiliriz. Peki. Ba'tallahu Allah gönderdi. Ar-Rusul'e peygamberleri gönderdi. Şimdi bakalım. Rahimen kelimesi mef'ulün lecle olarak gelebilir mi? Gelemez çünkü fail zaten. Çünkü ismi ha, fail. E, i̇smi fail. Ha, ismi fail gelseydi hal, olurdu, hal olurdu değil doğru. mi? bu de olmaz. olmaz. Peki rahmen kelimesi de bir kelime var mı Arapçada? Hayır. Hiç Yok. Ha, yoktur. Ki kelimemiz buradaki maslarımız rahmeten kelimesi. Yani hocam böyle olmayan şeyleri de sınava ekler misiniz? Gelebilir tabii ki. Bileceksiniz. Maslarını bileceksiniz rahmeten bil insani yani insana merhamet etmek için evet, peygamberleri gönderdi şeklinde ifade ediyoruz. Peki gelelim dördüncü alıştırmaya. Şarakat dullabu. Öğrenciler katıldı. Fi hafli tekrimi yani ödül törenine katıldılar. Peki bakalım şimdi burada hangisi maslar şeklinde gelmiş? Tabiran. Bakın. Ha tabiran değil mi? Evet. Bu tabiran kelimesi hangisi hangi fiilin mastarıdır Abbara. Abbara yu'abbiru. Abbir, ta'bir. Ta ta değil mi? Ta'biran an hubbihim. An ile kullanılıyor genellikle. Yani sevgilerini ifade etmek için ne yaptılar? Katıldılar şeklinde ifade ediyor. Peki. Gelelim beşinci. Hocam, ibraten ne demek? İb İb İbret. İbret manasına bir isimdir o. İbaret. Zaten ibaret. İbare bir Aha. parça manasına geliyor. Peki. Gelelim şimdi. Raf'a Raf'a kaldırdı. Raisul Vuzarai. Evet yani başbakan manasına geliyor. Vezirlerin başkan reisi yani başbakan yedeyhi elini kaldırdı. Şimdi bakalım burada. Hayaten mi, mi, muhayyen. Bir kere muhayyen olur mu hiç? Bir ismi faildir bu. Evet, i̇smi failler olmaz değil mi? Mastar şeklinde gelmiş olması lazım. Hayaten de olmaz. Çünkü bir hayat tahiyyeten. Hayya yuhayyi tahiyyeten şeklinde gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki tahiyyeten lil cumhur yani halkı selamlamak için manasını ifade etmiş oluyoruz. Peki gelelim altıncısına. Tuksirul bintu. Kız diyor çok yapıyor. Min ziyarati ummiha. Annesini çokça ziyaret ediyor. Şimdi bakalım. Mutmainnen kelimesi olabilir mi? ortadaki Bu ismi faildir olmaz. değil mi? Mutma innen kelimesi evet. bir ismi faildir. Bu gelemez. Olsa Peki mutma hal güzel. E, tabii Tabi burada hal de olmaz çünkü mutma inneten şeklinde olması lazım. Hal sahibi hale uyması yani lazımdı. Hiçbir şekilde uymuyor. Olmaz. Canım. Mutma de olmaz. Değil Hı. mi? İsmi fail şeklinde gelmiş. Maslar burada hangisidir? İtmi Değil mi? İtmi nanen Yani ona mutmain olmak için annesini sürekli ziyaret ediyor şeklinde ifade ediyoruz. Peki. Yakvi el işçiler ne yapıyorlar? Geçiriyorlar. İcazatihim tatillerini fil khārici, dışarıda. Bakalım. Bahifine kelimesi mef'ulun olarak faiz gelebilir mi? Gelmişim. Gelemez. İsmi fail İsmi şeklinde faiz gelmiş olmaz. Yani. Peki buhuten kelimesi olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Çünkü bu bahf yani araştırma manasına gelen kelimenin çoğuludur buhut. O da olmaz. Bah, bahf kelimesi aynı zamanda araştırmak manasında. Bir de mastar anlamına gelen bahsen kelimesi var. Bah kelimesi araştırmak için. Anir rahati yani rahatı e, aramak için dışarıya yani şehir dışına ne yapıyorlar? Yolculuk yapıyorlar şekli ya da orada geçiriyorlar tatillerini şeklinde ifade ediyor. Sekinci cümlemiz. Kataat bavu dueli. Bazı devletler kesti diyor. Alakatehe ilişkilerini. Bicirani Komşuları olan ilişkilerini kestiler. Peki, şimdi bakalım. Bakın Ala ile kullanılan da bir kelimeymiş aynı zamanda burada. Bir hücceti. bir hüccetiden sonra Ala gelmez, değil mi evet. zaten? Bir hujcetten sonra bir isim şeklinde gelmesi lazım da ya T şeklinde geldiğine göre burada bir hüccetin değil, bir hücceti şeklinde gelmiş. Yani muzaf gibi görünüyor burada değil mi? Peki bu olmaz. Hücceten mı? İhticacen mi? İhticacen. Çünkü ihticacen mana bakımından nedir? Mana bakımından protesto etmek manasındadır. İhticacen ala tedekhulihâ fil miyahid duvel eddevliyye. Yani uluslararası su sulara müdahalesini protesto etmek için ne yaptı? Komşularıyla olan ilişkilerini devletler, bazı devletler kesti şeklinde ifade etmiş oluyor. Hüccet, hüccet delil manasına geliyor. Delil anlamına evet. gelmiş oluyor. Peki senin hüccetin ne denir mesela değil mi? Hüccet evet. delil anlamında. Şimdi burada yine güzel bir alıştırma var. Havvil ma beynel kavseyn diyor. Yani parantez içerisindeki kelimeyi dönüştür. Ile la, i̇la mef'ûlin li ejdi. Mef'ûlin li ejdi'ye dönüştür diyor. Ama nasıl mef'ûlin li ejdi? Mansup. Hem mansup olacak bu. Hem de mecrur. Mansubu anladık. Mastar getirecektik. Peki mecrur nasıl geliyordu? E, li Hah, güzel. Harfi olan li ile kullanırsak olur. Peki örnek olarak vermiş. Tecavvelet tullabu ve Kız öğrencilerle erkek öğrenciler dolaşmışlar fil hadikati bahçede. Ravvaha fiilimiz. Mastarı neydi? Ravvaha. Yuravvihu. <laughs> Ravvih. Muravvaha. Yok. Tef'il babından. Tervih. Ter Hah güzel. Tervih <laughs> ter kelimesi. Dolayısıyla tervih <laughs> ter mastarını Evet mansup olarak kullanırsam tervihen şeklinde varmış, mansup canım. olarak getirmiş oluyorum. Peki lit tervihi. Lit tervihi kelimesi harfi gelmiş bakın Hı -hı. değil mi? Evet dolayısıyla burada mansup olarak geldiğinden mansup, mastarı doğrudan kullanıyorum. Temmili bir şekilde mecur olarak geldiğin zaman harfi olarak li harfi kullanıyorum. Peki şimdi birlikte bir bakalım. Yasumul muslimun. Müslümanlar oruç tutuyor diyor. Şah Ramazan, Ramazan ayını oruç tutuyorlar. İmtifel kelimesi. Hı hı. Evet. Li emir Rabbihim. Rabbilerinin emirlerini yerine getirmek için. Şimdi şurası aynı zaten. Yasumun Şehr-i Ramazan aynı. Peki imtifel kelimesinin masları nasıl olabilir? İmtifelen. Güzel. İmtifelen. İmtethele yemtethilu imtithalen şeklinde ifade edebiliriz. İmtithalen li emri rabbihim. Rablerinin emirlerini yerine getirmek için. Peki mecbur olarak gelmiş olsaydı. İmtithali. Ha, lil imtithali. Lil imtithali diyebiliriz. Ya da limtithali de olabilir. Lil imtithali. Ya da limtithali. Li emri rabbihim. Tamam mı? Şeklinde de gelebilirdi. Peki gelelim bir sonraki örneğe. Yezhebu't telamizu ila madarisihim. Öğrenciler okullarına gidiyorlar. ragibe Ragıbe fiili. Ragbeten. Ha, bunun masları ragbeten. Ragbeten ha. fil ilmi şeklinde gelir. Hı hı. Peki eğer li ile gelecek olsaydı li Liragbeti. Li ragbetil ilmi. Hı hı. İlmi ne yapmak için? Ilmi talep ettiklerinden, rağbet ettiklerinden dolayı şeklinde Ligali gelmiş. Ligadi için o, fi düşüyor. Tabi fi burada düşmüş oluyor. Çünkü kendisinden sonraki ile bir izafet terkibi yapmış Ondan olacağız. Durumda. Peki, lemme dehelel muallimu, öğretmen girdiği zaman, girdiği as-saffel zaman, sınıfa girdiği zaman, qamat telamidu, öğrenciler girdiler diyor. Hayya, hayya bir fiil. Hmm. Hayya kelimesinin mastarı nasıl olabilir? <tuhiyyete>. Tahiyye, değil mi? <tuhiyyeteğen>, tahiyyeten, tahiyyeten lehu. Bu hayya kelimesi tabii nakıs bir fiildir. Bunun ileride göreceğiz. Bunların mastarları da yine aynı şekilde nasıl geliyor onları görmüş olacağız. Hayya yuhalli kelimesi tabi tef'il babından gelmiş oluyor. Peki tahiyyeten. Mecrur şeklinde gelirse li tahiyyeti li tahiyyeti hi şeklinde de gelebilir. Ya da li tahiyyeti lehu li tahiyyeti lehu şeklinde gelebilir. Harficer şeklinde getirecek olursak li tahiyyeti lehu şeklinde getirebiliriz. Peki dördüncü alıştırmada Kâmel o Doktorlar kalktı diyor. Ha, kâme bi ile kullanırsa değil mi? Yaptı manasına. E, yaptı manasına gelmiş oluyor. Şuradan evet. Kâmel o Bi fahsi. Bak kâme bi ile kullanılmış yaptığı. Bir fahsı telamivi. Öğrencileri ne yaptılar? Muayene ettiler. Muayen ettiler. Fil medreseti okulda hafaza. Hafaza bir fiil. Hafaza'nın. hafif <laughs> muhafazaten. Güzel. Muhafaza kelimesi. Yani burayı biz muhafazaten. <laughs> Muhafaza ala sıhhatihim şeklinde ifade etmiş olsaydık bu cümlede mef'ulun leh şeklinde gelmiş olurdu. Ya da li muhafazati ya da li muhafazati muhafazati sıhhatihim ala şekl ala kalkmış olacak. Ha, ben direkt el takısı getireyim. Evet. Li muhafazati sıhhatihim şeklinde evet. gelmiş olacak. Peki. Sonra gelelim 5. alıştırmaya. Yakifu şurti diyor. Polis duruyor. Fil meydani meydanda. Sehele. Sehele bir fiil. Bunun masları sehele. Evet. Yusehilu. Sehil teshil. teshil. Peki burada nasıl söyleyeceğim? Söyle bakalım. Teshi... Teshil. Teshilen. Len. Heh. Teshilen. Li hareketi. Değil mi? Teshilen li hareketil murur şeklinde gelmiş olacak. Peki harfi cer şeklinde getirecek olursam liteshili güzel liteshili, liteshili hey, al hareket el murur hareket el murur hareketi şeklinde ifade etmiş olacağız. Peki gelelim 6. cümlemize. Zebaha sahibi el beyti. Evin sahibi. ev sahibi kesti şey kurban etti. Neyi? Şaten bir koyun. Ekrama fiili bak. İkram etmek için e, Ekrama ikram etti manasında. İkram etmek için diyeceksin. Nasıl İkramen dersin? Rağmen. Güzel. Liduyufi. Rağmen. Bak mansup olarak getirdin yine. Liduyufi. Tamam. Peki harficerle getirecek olsaydın? Li ikrami. Güzel. Li Duyufihi şeklinde Neyse. ifade etmiş olacaktı. Peki. Sonraki sayfaya geçelim. 7 ve 8'e bakalım. İbteadet uzaklaştı. Elbintu kız uzaklaştı. Anil esedi arslandan fi hadikatil hayvanati hayvanat bahçesinde khafe fiili khafe fiilinin masları. Acaba nasıl gelir? Khafen, khafen değil mi? Khafen minhu şeklinde gelmiş olur. Yani ondan ne yaptığı için? Korklu Korktuğu için, için uzaklaştı. Peki şimdi khafen kelimesi yerine eğer bir şekilde kullanacak olsaydık. <laughs> e, lil minhu. Ee lil minhu. lil, minhu. lil minhu min hariciye getireceğimize göre lil şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Yani e, khawf kelimesi burada el takısı marife şeklinde gelmiş olacak. Tamam. Çünkü min gelmiş burada. Evet, tamam. Peki gelelim fi aواخر şehr ramazan Ramazan ayının sonlarında evet, teşteriyi satın alırsın. Peki Ayşe sana başka bir şey sorayım. Aklıma geldi şimdi. Şu cümlenin altını çizseydim ben. Sen bu cümleye ne derdin acaba? Zarf derdim. Evet. Zarf derdin çünkü meta sorusunun karşılığı olarak gelmiş. Ama, Ramazan ayının sonlarında. Ne zaman sorusu? Evet. Ramazan ayının sonlarında. Bak teşteriyi evet, satın alır. Satın alır. Kim? El ummehatu anneler. El melabise. Güzel. Mefoyun bir şeklinde gelmiş. El cedidete sıfatı sıfatı olarak gelmiş. İsta'adde. İsta'adde fiili. Evet. Hangi baptan gelmiş? Hangi hangi baptan? Ha, güzel. İstifal babından. Köküne bunun? Adde. Adde fiili. Güzel. Dolayısıyla buraya biz mas, bu mastar, mastar şeklinde geleceğine göre İstirdadan Güzel. İsti'dâden lil şeklinde gelecek. Peki mecrur olarak getirecek olsak? İstirdadi. Evet. Lil isti'dâdi diyebiliriz. Li isti'dâdil i'di. Li isti'dâdil i'di şeklinde de gelebilir. Hangisini Hı. yazayım? Hangisini istersiniz? Ee. idi. Evet. evet. ya da lil isti'dadi lil di şeklinde de gelebilir. Hocam diye. ama dikkat etmek gerekir. Bir önceki videomuzu izlerken şu yine aynı şekilde zaman zarfı şeklinde gelmiş bir yapı vardı. Evet. Ben ona atladım haber diye. Ha, haber olamaz tabii ki. Evet. Haber olabilmesi dikkat için yani gerekir. böyle şibih cümle şeklinde gelmiş olan Şibih cümle şeklinde gelmiş olan cümleler başta böyle geliyorsa öne geçmiş haber olabilmesi için kendisinden sonra nekire bir kelime, evet. nekire bir isim olması lazım. Ya da dönem bir zamirli bir isim olması lazım. Evet burada öyle bir durum söz konusu değil. Anlama Peki da bakmak gerekiyor. Peki Ayşe burada şimdilik videomuzu keselim, dersimizi keselim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İnşallah hocam.